Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler diliyorum. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü gecenin bir yarısı alar aracıyla hemen hızlıca çıktım. O yüzden mikrofon almadım. Öyle gelişi güzel bir video çekiyorum. Bildiğiniz gibi bu saatte genelde biz hobiciler otogara gidiyoruz. Şöyle tabeladan da gösterebileceksem şöyle belki anlarsınız. Şöyle göstereyim. Esenler Otogarı'na gidiyorum. Yeni balıklar aldım. Onlar gelecek. Aslında yeni balıklar demeyeyim. Şöyle elimde olan türlere biraz bir takviye yaptım sayıyı çoğaltmak için. Onlar geliyor şimdi. Onları almaya gidiyorum. Şu anda saat 11.30. Zannedersem araba 12 gibi peronda olmuş olacak. Otogarda videoya devam etmem diye düşünüyorum. Çünkü orada tam balıkları vesaire alırken biraz böyle kargaşa oluyor. Hani bir an önce alıp çıkayım diye. Çünkü bildiğiniz üzere Esenler Otogarı biraz kalabalık oluyor. O yüzden dolayı da aklıma gelmiyor açıkçası video çekmek. Hemen balıkları alıp çıkıyorum. O yüzden dolayı da balıkları aldıktan sonra videoya evde kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Şimdilik ben videoyu burada durdurayım. Evde dediğim gibi kaldığım yerden videoya devam edeceğim arkadaşlar. Selam herkese. Değişik bir giriş yapmak istedim. Bildiğiniz üzere belki de bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Yayınlamamış olabilirim. Yeni gimbal aldım. Bu videolarda vesairelerde titreme olmasın diye. Yani daha net videolar izleyebilin diye aslında. Bir gimbal aldım. O gimbal'ın da ilk denemesini yaparak girişimi, yani video girişimi öyle yapmak istedim. Şu anda da gimbal'la çekiyorum. Umarım titreme vesaire yoktur. Olabildiğince anlayabildiğim kadar gimbal'ın ayarlarını yapmaya çalıştım. Ben tabii ki de denemelerimi yaptıktan sonra tamamıyla titreme olmadığını anladım. Tabii ki siz de eğer ki burayı, videonun bu kısmını atlamadan izleyenler olacaktır mutlaka. Kesinlikle önerilerinizi veya işte yorumlarınızı bekliyorum. Herhangi bir titreme vesaire var mı? Görüntü kalitesi nasıl diyerekten. Şimdi hem gimbal'ı denemek için hem de bir atraksiyon olsun diye ilk giriş videonun, hani tabii ki otogardan sonraki kısmına böyle bir atraksiyonlu giriş yapmak istedim, yanarlı dönerli. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi dilerseniz balıklarımıza bir bakalım arkadaşlar. Ben öncesinde balıkları açtım. Çünkü video çekerken biraz zor oluyor açıkçası. Hani şeyle kesip açmak. Şimdi şöyle sıradan bir şöyle paketin içerisinde sizlere bir göstereyim. Bunlar dagetti, kilifişler. Dediğim gibi, videonun başında da söylediğim gibi aslında bende olan türler. Fakat bendeki türleri biraz çoğaltmak anlamında. O yüzden dolayı aldım bunları. Bunlardan zaten bende var. Şimdi birazdan şeye geçtiğimizde, aşılamaya geçtiğimizde zaten daha net göreceksiniz. Şimdi bir diğer türümüze bir bakalım. Bunlar hangi arkadaşlar? Bunlar Meksika canlı doğuranlarının dişileri. Ondan sonra şöyle bir koyayım. Şimdi bir diğer türümüze geçelim. Bunlar Aphiozeum gabuense kilifişler. Dediğim gibi bu türden de bende var. Ama sayıyı çoğaltmak adına eklemeler yaptım. Şöyle sağ olsun Tahsin abi küçük de bir yem göndermiş. Bu zannedersem Ocean Nutrition bu yem. Çünkü ben de aynı yemi kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Ben de aynı yemi kullanıyorum. Formundan anladım. Gerçekten Ocean Nutrition, eğer ki balıklar alışırsa tavsiye ederim. Balıkların biraz alışması zor oluyor. Çünkü yem üst düzey bir yem. Üst düzey bir yem olduğu için de balıklar açıkçası biraz zor alışıyor. Yani o tadı artık tam alamıyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum ama alıştıktan sonra da vazgeçmeleri mümkün değil. Gerçekten çok severek yiyorlar. Ben ilk aldığımda
Bundan 2 sene önceydi zannedersem. İlk aldığımda bayağı bir zorlanmıştım. İlk yememişlerdi. Sonradan alıştıklarında gördüm ki gerçekten çok faydalı bir yem. Hem renklerine hem balıkların formlarına gerçekten çok faydası olan bir yem açıkçası. Tavsiye ederim. Yani bu tarz balıklar besleyenler için, özellikle gökkuşağı, kilifiş tarzı balıklar besleyenler için gerçekten protein oranı yüksek, güzel bir yem. Şimdi son türümüze de şöyle göstereyim. Bu da bir yarım ibik türü. Pusillus diye geçen bir tür. Ben de ondan vardı zaten, dediğim gibi yine sayıyı çoğaltmak ve bunları da üretmek istediğim için. Bunlar da bildiğiniz üzere canlı doğuranlar. Bunlardan da eklemiş oldum. Şimdi şöyle şu kutumuzu şuradan bir kaldıralım. Ondan sonra yavaş yavaş ben bunları bir şeylere alayım. Kapları alayım. Kapları aldıktan sonra videoya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi tekrardan selam herkese. Şöyle göstereyim. Aşılamayı başlattım. Tabii ki kaplarda vesaire bu balıkların renklerini görmek çok mümkün değil. Ve hamsi gibiler. Çünkü yoldan geldiler vesaire. Stres var şu anda. Tabii ki aşılama vesaire bittikten sonra, akvaryuma tankları aldıktan sonra tabii bütün türleri size tek tek gösteriyor olacağım. Şöyle bu Türkiş zarganaları da göstereyim. Şöyle gerçekten zarganaya benzeyen bir tür. Çok keyifli bir tür. Gerçekten deneyimlemesi güzel. Şöyle diğer türü de göstereyim. Bu da işte dediğim gibi Meksika canlı doğuranlarının dişileri. Şuraya da geçecek olursam, burada da Gabuense kilifişler var. Bir tanesi boy olarak küçük gelmiş. O yüzden ondan biraz tırsmıyor değilim açıkçası. Çünkü şundan dolayı tırsıyorum. Şu arkadaş var ya burada, yine farklı bir kırmızı yüzgeçli yarım ibik diye geçen Türkiş zargana. Ondan tırsıyorum açıkçası. Hani akvaryuma tanka saldığımda bir anda kapabilir diye. Onu dikkatli bir şekilde salacağım. Yani hayvana bir zarar gelsin istemiyorum açıkçası. Önce diğerlerini salacağım, bakayım tepkisine. Çünkü içerisinde öteki gabuenselere bazen kafa tutuyor. Su üstünde aslında yaşayan bir tür ama yine de mesela bu şunlar Pusillus'tu galiba. Aynen, Pusillus'lar. Vallahi isimlerini de çok telaffuz edemiyorum ama artık kusura bakmayın. Bunlar tamamen su üstünde yüzüyorlar. Hani akvaryumun alt kısımlarına çok fazla inmiyorlar. Ama buradaki bu kırmızı yüzgeçli yarım ibikler öyle değil. Akvaryumun tamamen bütün her yerini geziyorlar açıkçası. Hani çok böyle şeyde falan kalmıyorlar yani açıkçası. Su üstünde kalmıyorlar. Dediğim gibi yani illaki bazen balıklar illa türünün özelliğini taşıyacak diye bir kaydı yok. Bazen akvaryum ortamına göre tavırları ve şeyleri değişebiliyor. Hareketleri değişebiliyor açıkçası. Ondan sonra şöyle dediğim gibi 45 dakika 1 saat kadar aşılayacağım bunları. Vallahi saat şu anda 3 oldu ama maalesef ki bu hobinin de güzel yanı diyeyim. Böyle mecburen bu şekilde geç saatler olabiliyor. Hani çünkü uzak yerden geldiği için sabah gönderdi sağ olsun Tahsin abi. Buraya gelmesi 12'yi geçiyordu. 12.30'du araba otogara geldi. Sonra ben oradan alıp hobi odama gel, paketleri aç, sonra aşılamayı başlat. Saat 3 oldu. Bir 45 dakikada aşılandığını düşünürsek tamamen bu işlemin bitmesi 4'ü 5'i bulacak. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben bundan keyif alıyorum açıkçası. Dediğim gibi şimdi bunlara bir aşılansın şöyle. Yine ortalık her yer hortum mortum ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunlar bir tamamen aşılansın 45 dakika 1 saat dediğim gibi. Sonra akvaryumlara saldıktan sonra tek tek size hepsini gösteriyor olacağım. Hem de bu sırada hep birlikte bir daha bir akvaryumları görmüş oluruz. Şimdilik ben burada videoyu durduruyorum. Ben bekleyeceğim ama siz hemen izleyeceksiniz tabii ki. Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi aşılama tamamen bitti.
Vallahi saat 6'yı buldu ama sağ salim balıkları aşıladım. Şimdi burada bunlar benim önceden aldığım Meksika canlı doğuranların erkekleri. Şu arkada gördüğümüz küçükler de yeni dişilerimiz. Onlar da adapte olacaklardır. Tabii ben canlı yemle Artemia ile daha hızlı boylandırmaya çalışacağım tabii. Boyları küçük. Şimdi ben normalde bunları ilk aldığımda şöyle bir durum söz konusuydu. Bunlar çok bildiğiniz gibi psikopat davranıyorlardı. Şu an nedense o psikopatlığı göremiyorum. Sahte kabadayılarmış. Yani öyle kendi içlerinde bile çok fazla artık şey yapmamaya başladılar. Psikopatlık yapmamaya başladılar. Bu da güzel bir şey, sevindirici bir şey. Şöyle bakın, akvaryumu keşfediyorlar. Gayet güzel bence. Şimdi sadece içlerinden bir tanesi şu geldiğinde de böyleydi zaten. Böyle bir kuyruğunda da bir sıkıntı var gibi sallantılı yüzüyor. O bir hoşuma gitmedi. Onun dışında hepsi gayet sağlıklı, normal. Tabii öyle şeyler olabiliyor, normal. O kadar bir şey olmaz artık. Sağ olsun Tahsin abi de hediyelerini de göndermiş. Buradan teşekkür edeyim tekrardan. Şimdi şöyle diğer Pusillus'lar da yarım ibiklerde gayet hiçbir sıkıntı yok. Onlar da alıştılar. Tabii şöyle bir saat falan geçti hani ben aşılama bittikten sonra akvaryuma saldım. Tabii bir saat falan bekledim. Hani tamamen böyle bir akvaryuma adapte olsunlar ki en azından düzgün bir görsel çekebileyim diye. Şimdi tabii bunları boylandıracağız. Ondan sonra inşallah üretmeyi başarırız. Şöyle Türkiş zarganaları da çekeyim size. Şöyle bunlar da gerçekten kendine has güzel balıklar. Ben çok beğeniyorum. Şöyle netlemedi. Böyle dişilerimiz. Tabii bunları boylandıracağız. Güzel güzel. Bakalım ne olacak? Bu tankın durumu böyle. Şöyle göstereyim. Çok karmaşık görünüyor gibi olabilir ama ya bu tankı özellikle böyle yaptım. Çünkü bildiğiniz üzere Meksika canlı doğuranları, adı üstünde canlı doğuran, hani ürediklerinde vesaire şu Lepistes otunun içerisine yavrular kaçabilsin diye ve aynı zamanda yarım ibikler de canlı doğuran olduğu için en azından iki türde bu akvaryumda ürerse şuradaki Lepistes otunun içerisine rahatlıkla saklanabilsinler diye yaptım. Zaten arka kısımlarda da yeterince saklanabilecekleri alan var aslında baktığımız zaman da. Ama yine de bu işte bitkinin arasına saklanmaları daha güzel olacak. Dediğim gibi çok karışık görünüyor olabilir tank ama benim çok hoşuma giden bir tank oldu. Tabii ki göreceli bu. Hani çok zaten ben dediğim gibi tasarım değil. Benimki biraz daha dizayn. Öyle kafama göre dizaynlıyorum. Devam ediyorum. Burada başka hangi canlılar var? Onları da göstereyim. Tabii takip edenler biliyorlardır illaki de. Burada çok şu anda göremeyeceğiz ama olsun. Ben yine de söylemiş olayım. Red Lizard vatozlar var. Aynı zamanda da Black Venezuela'lar var. Onlar arka kısımda şu daha çok saklanma alanlarının orada takılmayı seviyorlar. Şimdi diğer bir tanka geçelim hemen. Şöyle alt kısma doğru. Şimdi buraya Gabonese'leri aşıladım. Tabii şu anda çok görmek mümkün olmayabilir. Şöyle göstereyim. Bunlar da hani boyut olarak biraz daha ufaklar. Tabii ki büyüteceğiz. Güzelce inşallah bunları da üreteceğiz. Benim burada aslında iki tane var. Hani bir çift daha doğrusu. Bir dişi bir erkek. Ben bunlardan yumurta aldım. Şöyle gördüğünüz gibi zaten mont burada duruyor. Ben bunlardan yumurta aldım fakat biraz sayıyı fazla tutmak istedim. Çünkü hani yumurta sayısı az oluyor diyerekten. O yüzden sayıyı arttırmak için 6 tane daha almış oldum. Toplamda 8 tane oldu burada. Şöyle göstereyim. Şöyle küçük yavrucukları. Bunları dediğim gibi Artemia ile canlı yemle güzel güzel büyüteceğiz. Ondan sonra bu diğer abileriyle beraber bize yumurta verecekler inşallah. Şimdilik bu tank böyle boş gözüküyor ama olsun, sıkıntı yok. Şimdi şöyle şuraya geçeyim. Şu canlıları göstereyim size. Burada da daget kirli fişler var. Benim elimde olan bir türdü. Dediğim gibi bunların da sayısını arttırdım. Bunlar da gerçekten
kendine has güzel türler. Buradaki şunu da göstereyim. Palyaço kirli fişlere bir tık benziyorlar tip olarak. Aynı familyadan olduklarını zannediyorum. Öyle herhalde. Çok fazla şeyim yok o konuda. Ama gerçekten bu kirli fişler kendine has güzel balıklar. Ben bunun besleyince ve türü arttırdıkça gerçekten keyfini anladım. Hani şu anda şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, aynen 1, 2, 3, 4 tür kirli fiş var. Yani yerim olsa bir bu kadar da kirli fiş türü edinirim. Gerçekten çok güzel, çok keyifli balıklar. Şöyle sıradan size hani videoyu bitirmeden akvaryumları da göstereyim. Şöyle burada Naponsis koridoraslar var. Ve Apistogramma pandrolar var. Burada yine diğer bir güzel bir tür. Şöyle göstereyim size. Şöyle yine Leis 44 tüller var. Şu tarafa geçelim. Şöyle. Burada benim biliyorsunuz zaten panda koriler var. Onun dışında LDA 16 tüller var ve gabanseler var. Bu tarafa geçecek olursak da burada da clown killifishler var. Palyaço killifish de geçiyor. Aynı zamanda da concolor koridoraslar var şöyle arka kısımda. Şimdi şu tankı da göstereyim şöyle. Burada Melanotheca trifasciata'lar var ve aynı zamanda diskuslarım var. Onun dışında bu tankta Singapur tüller var ve Starbuy koridoraslar var. Şöyle bu tankın son durumu da böyle. Şimdi şu tarafa geçecek olursak burada üzücü bir durum yaşadım maalesef ki. Onun da sebebini şimdi anlatacağım. Gerçekten canım çok sıkıldı ama yapacak bir şey yok. Burada Melanotheca sexiniata'lar var benim. Onun dışında şu kaçışan canlar, Barbatus koridoraslarım var. Bir de şu alt kısımda hani Gabonese kirli fişlere bir şey yapmasınlar diye kırmızı yüzgeçli yarım ibikleri buraya aldım. Bunlar 3 yani 4 taneydi. Bir tanesi daha önceden öldü ve 3 tane kaldılar. Şu anda da maalesef 2 taneler. Onun sebebi de şu. Ben bunları bu tanka alırken maalesef ki bir tanesi tanktan atladı. Tanktan atladıktan sonra da şu iki profilin birleşimine düştü. Saatlerce onu oradan çıkarmaya uğraştım ama maalesef ki çıkaramadım. Orada kaldı, öldü yani. Çok üzüldüm ama dediğim gibi maalesef ki oldu. Neyse inşallah bunları tekrardan çoğaltırız. Çoğaltamazsak da olursa bulursak ediniriz, sayıyı arttırırız gerçekten çünkü güzel türler. Neyse bu akvaryumda çok fazla durup can sıkmak istemiyorum. Çünkü çok canım sıkıldı. Sabah sabah acayip üzüldüm. Hatta videonun devamını çekip çekmemekte de kararsız kaldım. Çünkü yani moralim bozuk diye çekmek istemedim ama neyse. Konuyu değiştireyim. Burada benim Aphiosaemon Australia'lar var. Gerçekten bunlar da güzel bir killifish türü. Şöyle göstereyim. Renk formları erkekte zaten müthiş. Aynı zamanda şu canlar var. Lolicaria zimilima. Şu arkadaş Aspidoras C125 Super Red. Bu tankın durumu böyle. Gerçi gayet güzel, keyifli bir tank. Canlıları da oldukça memnunlar burada. Şöyle yan tarafa da geçeyim. Burada küçük mavi göz gökkuşaklarım var. R4'ler. Şöyle bu canlar da gerçekten tetra tarzında çok keyifli. Kalabalık gruplar halinde beslendiğinde oldukça keyif alabileceğiniz bir tür. Burada tül pandalarım var. Onun dışında ne var? Burada bir çift LDA16 tül var. Onun dışında da şurada arkada çekingen saklanan panamenseler var. Ondan sonra bu tanktan bahsetmiştik zaten. Göstermiştim az önce.
Burası da benim en sevdiğim tanklarımdan birisi. Melanotheca bosemani'ler var burada. Onun dışında Orange Venezuela'lar var. Şöyle göstereyim şu canlıları sizlere. Sevilla, Lilinata, kelebek vatoslar var ama onları pek görmek mümkün değil burada. Ha, şöyle bir tane göstereyim, görebilecek misiniz bilmiyorum ama yerde. Onlar burada çok fazla saklanma alanı olduğu için güzel kamufle olup güzel saklanıyorlar. Böyle hani hem de tankların hepsini size şöyle bir, ya tabii bu odadakilerin hepsini göstermiş oldum. Öyle içimden geldi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı, bol yavrulu, keyifli hobiler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.